Arkası Yarın. İkizlerin Sırrı 9. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Senaryo Ahmet Karagül. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Montaj İsmail Sert. Mafya lideri Cem Keleşoğlu, kendisini tedavi eden Doktor Suat'ı ve karısı Meral'le ikiz kızları Hale ve Lale'yi sahibi olduğu dağ evine tatile gönderir. Aynı evde Cem'in amcası Haşim Bey de bulunmaktadır. Tatilin son günü evde bilinmeyen bir nedenle çıkan patlama sonunda Meral ve ikizlerden Lale ağır yaralı olarak kurtulur. Kocası Suat'la öbür kızı Hale'nin öldüğünü öğrenir. Aradan 3 yıl geçer. Bu ara Lale hastalanır. Doktorlar babasının ailesinden birinden alınacak hücre nakliyle kurtulabileceğini söyleyince Meral kocasının yaşadığı köye gider ve orada öldü sandığı kocası Suat'la karşılaşır ve çok şaşırır. Suat karısına mafya liderinin kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği için böyle yaptığını ama nedenini bilmediğini söyler. Meral'den kızı Lale'nin hastalığını öğrenen Suat, kızının bir an önce iyileşmesi için Cem'in korkusundan Lale'nin ikizi Hale'yi Suat'ın kız kardeşiyle İstanbul'a kaçırtır. Ancak mafya liderinin adamları Suat ve Meral'i öldürmek için peşlerine düşer. Suat ve Meral zorlu bir mücadeleden sonra İstanbul'a ulaşırlarsa da polis Suat'ı çocuk kaçırma ve cinayet suçuyla tutuklayarak savcılığa çıkartır. Ne var ki savcı ilk duruşmada delil yetersizliğinden Suat'ı serbest bırakır. Cem Bey, sana kötü haberlerim var. Nedir Faruk? Savcı Suat'la karısını serbest bırakmış. Olacak gibi değil, anlamıyorum. Sanki ikisinin de dokunulmazlıkları var. Hayatımda ilk kez böyle bir başarısızlığa uğruyorum. Köyden nasıl kaçtıklarını hala anlayamadım. Gamze denen salak yeğenimin onları kaçırmasını anlayabilirim ama muhtar gibi o çok dikkatli ve acımasız bir adamın elinden kurtulmalarını bir türlü izah edemiyorum. İşin o yanını ben de anlayamadım. Gerçekten de muhtarın elinden nasıl kaçabildiler? Allah koruyor onları Faruk. Anlamıyor musun? Allah koruyor. Havaalanındaki tedbirlere rağmen kaçmayı başarabildiler. Oysa onlarca adamın ve polisler oradaydı. Onları arıyordu. İstanbul havaalanında gözaltına alındılar ama oradan da kurtuldular. Saat 12'ye geliyor. Televizyonu aç da haberleri dinleyelim. Van'da çocuk kaçırmak ve cinayet iddiasıyla aranan Doktor Suat Paşaoğlu ve eşi Meral Paşaoğlu dün havaalanı polis tarafından gözaltına alınmıştı. Savcı yeterli delil olmadığı gerekçesiyle her ikisinin de serbest bırakılmasına karar verdi. Meral Paşaoğlu ölmek üzere olan kızına uygun bir verici bulmak için Van'daki kocasının yakınlarının yaşadığı köye gitmiş ve orada 3 yıl önce öldüğünü sandığı kocası ve ikiz kızıyla karşılaşmıştı. Meral Hanım, serbest kaldınız, şimdi ne yapacaksınız? Kızlarımı çok merak ediyorum, dünden beri gözaltındaydık, şimdi hemen hastaneye gidip onları göreceğim. Kızınız Lale, ikiz kardeşi Hale sayesinde iyileşecek mi sizce? Doktorlar hücre nakli yapılırsa kurtulacağını söylemişti. Sanırım o nakil bugün yapılacak. Evet, lütfen bu kadar konuşma yeter, biz gitmek zorundayız. Kapat! Kapat şu kahrolası televizyonu. Peki patron. Zor günler yaşadım. Vaktiyle köyde doğmuş yoksul bir adam için çok yol kat ettim. Çok büyük başarılara imza attım. Amcamdan kalan muazzam bir servetim var ve bunu da kaybetmeye hiç niyetim yok. Ama yine de servetin ve gücüne rağmen her ikisi de elinden kurtuldu. Keşke zamanında beni dinleyip de onları öldürtseydin patron. Yapamazdım. Amcamın albümü elimde yoktu. Eğer elimde olsaydı onları bir saniye bile yaşatmazdım. Dağ evindeki patlamadan bir gün önce Hakan amcam resim albümünün içine bir şey koymuştu. O albümün Suat'ta ya da karısında olduğuna eminim. Bütün bunların nedeni de Meral olacak o şırfıntı. Nefret ediyorum ondan, nefret ediyorum. Şimdi ne yapacaksın patron? Doktorla karısı hastaneye gidiyor. Şu anda bir şey yapamam. Bütün kamuoyu kızlarının hastalığı yüzünden onları tanıyor.
Peki yaşamalarına, yaşadıkları sürece de senin kabusun olmalarına izin mi vereceksin? Hayır. Onların yaşaması benim huzursuzluğum olur. Hepsini, kızlarını dahil öldüreceğim. Ama zamanı gelince. Şimdi yaparsam şüpheleri üzerime çekebilirim. Ver şu telefonu bana. Kimi arayacaksın? Muhtarı. İşte sonunda hastaneye geldik Meral. Kızlarımızı göreceğiz. Hastaneye geldiğimize inanamıyorum. Basın da peşimize takıldı ya. Cem'in eli kolu bağlandı artık. O alçak bizimle oyun oynuyor değil mi Suat? Şimdilik kızlarımızı görmemize izin verecek. Sonra her şeyi yeniden elimizden alacak. Merak etme tatlım. Allah'ın izniyle bir daha bize bir şey yapamayacak. Safiye teyzem odanın önünde oturuyor. Hale de kucağında. Hale! Hale kızım. Biz geldik tatlım. Anneciğim, babacığım. Canım. Suat. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim oğlum. Bunu başardığınıza inanamıyorum. Çok zor oldu Safiye teyze ama başardık. Hale yavrum benim, küçük bebeğim. Seni ne çok özlediğimi bilemezsin. Bunca yıldan sonra seni tekrar kucağıma alacağıma rüyamda görsem inanmazdım. Ben de seni çok özledim anneciğim. Babamı da çok özledim. Artık hep bir aradayız kızım. Lale nasıl teyze? Çok çok iyi. Kardeşinin gelmesi onu bilemeyeceğin kadar sevindirdi. Sen nasılsın yavrum? Ah Safiye teyze. Ah, neler yaşadığımı bir bilsen. Çok acı çektin değil mi çocuğum? Bilsen nasıl üzgünüm. Ah, hadi artık bunları düşünmeyelim. Hadi Lale'yi görmeye gidelim. Siz girin görün. Zavallı çocuk beni yeterince gördü. Aa, bir dakika. Önce bu maskeleri giyeceksiniz. Doktor Lale'nin mikrop kapmaması gerektiğini söylüyor. Tabii tatlım. Ver de takalım yüzümüze. Neden ağlıyorsun anneciğim? Üzüldün mü yoksa? Hayır yavrum. Bunlar sevinç gözyaşları. Hadi girelim artık içeri. Lale'yi bir an önce görmek için sabırsızlanıyorum. Suat abi. Şebnem. Yavaş oğlum, Lale uyuyor. Sen Meral olmalısın. Abimin karısı. Evet Şebnem. Lale için yaptıklarınızdan dolayı size ne kadar teşekkür etsem az. Ben ne yaptım ki yenge? Hale nasıl yeğenimizse Lale de yeğenimiz. Baba. Baba. Baban kardeşine bakıyor tatlım. Baba. Ha? Evet tatlım, ne istiyorsun? Gel hadi birlikte onu uyandıralım. Şey, bence kendi kendine uyansa daha iyi olmaz mı canım? Saatlerdir uyuyor. Uyandırılmasında bir mahsur yok. Tamam, uyandıralım onu hale. Tamam. Lale. Lale hadi uyan artık, uyan. Hale, ne oldu? Bak annem de babam geldi. Sahi mi? Evet. Anne. Evet tatlım, baban da geldi. Lale bebeğim. Baba. Babacığım. Allah'ım şükürler olsun sana. Bizleri bugünü de gösterdiğin şükürler olsun. Binlerce şükürler olsun Allah'ım. Herkes ağlıyor. Lale de ağlıyor. Ya tekrar hastalanırsa? Bu seferlik babanın hatırı için kuralları göz ardı edebiliriz bebeğim. Onlar ne zamandır birbirlerini görmüyorlar. Ben doktor beyin yanına gidip şu nakil işini bir konuşayım. Sen burada çocuklarla kal Suat. Meral Hanım, sizi tekrar görmek ne kadar güzel. Suat Bey de geldi mi? Geldi, kızların yanında. Lale'ye hücre nakli ne zaman yapılacak? Bir saat sonra başlayacağız. Şu anda ameliyat odası hazırlanıyor. Doktor Bey, bu işlem sonunda Lale eski sağlığına kavuşabilecek. Elbette. Halenin tahlillerini yaptırdık. Hücreleri Lale'ye tam uyum gösteriyor. Meral. Meral kızım. Ne var, ne oldu Safiye teyze? Polisler. Polisler Suat'ı götürdüler. Ne? Neler söylüyorsun, teyzenin için götürdüler. Suçu neymiş? Gamze Şirin adında bir kadını öldürmekle suçluyorlar. Engellemeler yine başladı. Doktor Bey, kızlar size emanet. Ben Suat'ın avukatına gidiyorum. Müzik.
Bu ne demek oluyor avukat bey? Suat'ı tekrar nasıl tutuklayabilirler? Üzgünüm ama işler değişti Meral Hanım. Suat'a cinayet suçuyla resmi olarak dava açıldı. Peki kocamı burada mı yargılayacaklar yoksa Van'da mı? Van'da. İşlediğini iddia ettikleri cinayet o bölgede işlenmiş çünkü. Suat Van'a götürülecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Duruşma sırasında mafya onu orada öldürecek. Merak etmeyin, duruşma sırasında korunması için savcılığa dilekçe veririz. Çok üzgünüm ama yapabileceğim başka hiçbir şey yok. O Gamze adındaki kadını öldürdüğünü söylüyorlar ama geçen sefer ellerinde bir delil yoktu. Şimdi var mıymış? Bir şahit varmış. Ama bu mümkün değil. Gamze'yi o gece evinde sızmış bir halde bırakmıştım. Suat ondan sonra kadını hiç görmedi. Köyden gece yarısı ayrıldık ve hemen... Meral Hanım bakın. Bütün bu anlattıklarınız savunmamız sırasında işimize yarayacak ama davaya kadar bunların hiçbir önemi yok. Peki Suat'ın Gamze'yi öldürdüğünü gören şahit kimmiş? Suat'ın annesi. Ne? Ne dediniz? Suat'ın annesi dedim. Neden şaşırdım bu kadar? Ama bu olamaz avukat bey. Suat'ın annesinin cinayeti gördüğü tamamıyla yalan. Ayrıca hangi anne öz oğlunu katil diye ihbar eder ki? Haklısınız ama kadının yazılı ifadesini gördüm. Oğlunun genç kadını öldürdüğünü gördüğünü söyleyip kağıdı imzalamış. Peki buna ne diyeceksiniz? Çok basit. Suat'ın annesi kızım Hale'yi kaçırmakla bizlere yardım ederek Cem Keleşoğlu'na karşı geldi. Bunun bedelini ödemesi gerekiyordu. Onu oğluna karşı tanıklık etmek ya da ölmek arasında seçim yapmak zorunda bırakmış olmalı. Doktor, nakil işlemi bitti mi? Endişe edecek hiçbir şey yok. Her şey umduğumuz gibi oldu. Yani Lale yaşayacak öyle evet, mi? Evet, kardeşi Hale'nin hücreleri sayesinde. Ah Allah'ım şükürler olsun sana. Kızımı bana bağışladın. İkisinin de durumu iyi mi? Gayet iyiler. Odalarında mışıl mışıl uyuyorlar. Bir hafta sonra Lale dışarıdan gelecek bütün mikroplara karşı savaşabilecek artık. Ah, sağ olun. Sağ olun doktor bey. Cem Keleşoğlu nerede biliyor musunuz? Sanırım yönetim kurulu odasında olmalı. Nakil işleminden sonra gelip Lale'nin durumunu sordu bana. Her şey için teşekkür ederim doktor. Ben gidiyorum. Nereye? Çocukları görmek istiyorsan yarından önce onları göremezsin ama. Çocuklara değil, başka birine gidiyorum. Cem Bey şu anda hastanenin yönetim kurulu toplantısında Meral Hanım. Onunla şu anda görüşemezsin. Görüşürüm Süheyla. Sen bu işe karışma. Efendim bugünkü toplantının neticesi... Cem Keleşoğlu! Seninle konuşmak istiyorum. Meral? Bayanlar ve baylar, size Meral Paşaoğlu'nu tanıştırmak istiyorum. Kendisi hastanemizde tedavisi yapılmakta olan küçük hastamız Lale'nin annesidir. Ya öyle mi? Cem Bey, toplantıyı hemen bitirmeni istiyorum. Meralcim, görüyorsun ki toplantıdayız. Tabii. Amcanız Hakan Bey'in kurduğu hastanenin işlerini görüşüyorsunuz değil mi? Peki ya Hakan Bey'in aslında ölmemiş olduğu ortaya çıkarsa ne yapacaksın? Baylar ve bayanlar, bana birkaç dakika izin vermenizi rica edeceğim. Siz bu arada dışarıda çay ve kahve içebilirsiniz. Tabii. Hadi çıkalım. Evet Meral. Ne istiyorsun? İstediğim şey çok basit. Kocam Suat'a karşı açılan davanın hemen kapatılmasını istiyorum. Hem de hemen. Bu gece. Bu gece mi? Evet. Bu arada Suat'ın annesinin de uzun bir hayat sürmesini sağla. Güçlü bir adam olduğum doğru. Ama devletin polisine, mahkemesine karışıp böyle ciddi bir davanın kapatılmasını sağlamamı bekleyemezsin benden. Bana masal okuma Cem Bey. Bunu yapabilirsin ve yapacaksın da. Nasıl böyle bir düşünceye kapıldığını hiç anlamıyorum. İçeri girip saçma sapan isteklerde bulunuyorsun ve Hakan amcamın sağ olduğunu ima ediyorsun. Aklın sıra benim gibi bir adamı tehdit edeceğini mi sanıyorsun ha? Sen bir katilsin. Bu benim için ne demek biliyor musun? Sen korkağın tekisin. Korkudan ne yapacağını şaşırmış şaşkının birisin. Ya. Evet, lütfen devam et.
Söylediklerin beni çok eğlendiriyor. Yeğenin Gamze'yi kocamın öldürmediğini gayet iyi biliyorsun. Yine de kocan kendisini hapishanede bulacak. Hayır. Hemen telefonu alıp Van'ı ara. Adamların her kimse Suat'ın annesini tehdit etmesinler ve kadın da ifadesini geri alsın. Peki aramazsam ne olur? Etrafta dolaşıp Hakan amcamın sağ olduğunu mu iddia edeceksin? Kusura bakma ama ben kuru tehditlere pabuç bırakacak adam değilim. Hemen odamdan çık git. Sen bilirsin. Aa, Hakan Bey'in resim albümü bende. Ne? Dur bir dakika. Demek albüm sende. Peki bununla ne yapmayı düşündüğünü öğrenebilir miyim? Çok basit. Ömrüm boyunca onu sana karşı kullanacağım. Albüm bir kasada saklı olacak. Bir daha hiç gün ışığı görmeyecek. Bunun karşılığında bizi rahat bırakacaksın. Kocamın annesi de dahil olmak üzere hiçbirimizin başına bir şey gelmeyecek. İstediğin sadece bu mu? Elinde böyle bir koz varken sadece bunu mu istiyorsun? Sevgili kocan Suat çocuklarının geleceği için şöyle yüklü bir para istemiyor mu yani? Bir baba için çocukları her türlü servetten daha değerlidir. Baba ha? Sen babadan ne anlarsın ki böyle söylüyorsun? Söylesene! Sen babanı hiç tanıdın mı ha? Onu hiç gördün mü? Bu seni ilgilendirmez. Bilmiyorsun. Çünkü senin annen fahişenin tekiydi. Seni kimden peydahladığını bile bilmiyordu. Yeter artık. Konuyu saptırma. Suat'a karşı açılan davanın kapatılmasını sağla ve bizi rahat bırak. Senden tek istediğim şey bu. Peki sözüne nasıl güveneceğim? Albümün asla ortaya çıkmayacağına nasıl inanacağım? Seni aldatmam halinde bana neler yapabileceğini gayet iyi biliyorum Cem Keleşoğlu. Hiç merak etme. Albüm asla ortaya çıkmayacak. Pekala. Şartlarını kabul ediyorum. Karşılık olarak sen de bundan böyle Hakan amcamın adını ağzına bile almayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Şimdi katılmam gereken bir toplantı var. Toplantıdan sonra istediğin telefonu edeceğim. Daha sonra da şehir dışına çıkacağım. 2 gün sonra döneceğim. Döndüğümde seni bir daha görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam. Sakın beni aldatmaya kalkma şırfıntı. Yoksa seni, kocanı ve ikizlerini hiç acımadan gebertirim. İyi geceler. Anne, babam nerede? Bir gördüm sonra kayboldu. Gelmeyecek mi? Gelecek kuzucuklarım, merak etmeyin. Yenge. Efendim Şebnem? Abimi serbest bırakacaklarına emin misin? Eminim canım. Cem Keleşoğlu yılan gibi bir adamdır. Umarım sözünü tutar. Tutacak Şebnemciğim. Tutmak zorunda. Affedersin. Alo. Alo Meral Hanım, ben avukat Şeref. Avukat Bey, evet sizi dinliyorum. İnanamayacaksınız ama olağanüstü bir şey oldu. Suat Bey'i serbest bıraktılar. Sahi mi söylüyorsunuz? Demek serbest bırakıldı ha? Evet. Az önce Van polisinden kocanızla ilgili suçlamayı geri aldılar. Annesinin verdiği ifade meğer oğluna olan kızgınlığındanmış. Bunu ispatlamak için de cinayet saatinde bir komşusunda olduğunu ispatlamış. Hiçbir şey anlamadım ben bu işte. Ben anladım avukat bey. Suat bey nerede şimdi? Size geliyor. Birazdan yanınızda olur. Teşekkür ederim. Şebnem, Suat buraya geliyor. Demek Cem Keleşoğlu sözünü tuttu ha? Evet. Sana tutacağını söylemiştim. Safiye teyzemi gördün mü? Az önce kafeteryaya gideceğini söylemişti. İstersen git de kocanın serbest kaldığını ona da söyle. Çok üzülüyordu. Suat'ın serbest kaldığına çok sevindim Meral. Cem'in ona zarar vermesinden korkuyorum ama. Safiye teyze, Suat'la Halil'in yaşadığını bilmene rağmen neden bana onların öldüğünü söyleyerek tam 3 yıl acı çekmeme seyirci kaldın? Çünkü gerçeği söyleseydim hepiniz ölecektiniz. Neden? Cem kocamın ve Halil'in öldüğüne beni inandırmayı neden istedi? Bunun sebebini hiçbir zaman söylemedi yavrum. Ben sizlerin yaşaması için çaresiz susmak zorunda kaldım. Meral! Meral! İşte Suat da geldi. Meral, Şebnem'den burada olduğunu öğrendim. Şükürler olsun. Tekrar buradasın Suat. Çocuklara baktın mı? Evet. Hala uyuyorlar. Meral, serbest bırakılmam için ne yaptığımı sorabilir miyim?
Cem Keleşoğlu'yla bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması? İkizlerin Sırrı adlı oyunun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.